arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel üç boyutlu modelimizi çalışacağız bakınız çok güzel boyutu olan bir çalışma Şöyle çok güzel battaniyeler, kırlentler, çantalar, yelekler, hırkalar olacak güzel bir modelimiz. Modelimiz kaydırmalı bir çalışma. Birinci sıramızda tam olarak kurulurken ikinci sırada yarım, üçüncü sırada tekrar birinci sırada kurduğumuz işlemin aynını tekrar ediyoruz dördüncü sırada da ikinci sırada yaptığımızı yani her iki sırada bir modelimiz yeniden kurulmakta ve böyle katlı çok güzel güpürlü güpürlü bir çalışma olmakta Evet çalışmamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim kolay gelsin bir tane düğümümü atıp başlıyorum Zincirlerimizi çekiyoruz. Hangi ölçüde öreceksek o kadar zincirimizi çekelim. 14 ve katlarıyla 14 artı 1 yeterli olacaktır. Kaç tane model kurmak istiyorsak ona göre zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 ve 14. Buradan bir tane modelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 2 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 3 oldu son. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 4 tane modelimiz üzerine e, yetecek kadar ben zincirimi çektim. Sizler hangi uzunlukta isterseniz çekebilirsiniz. Ya da tamamen uzun zincirimizi çekip üzerine modelimizi uygulayıp fazla gelen zincirleri kesebilirsiniz. Birinci zincirin hemen yanındaki ikinci zincire gelerek bir tane sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı atlıyorum. Yedinciye giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 2, 3. Arada zincirimiz yok. Hemen doluyoruz aynı yere girerek 1 2 ve 3. 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum. Toplamda 9 tane olana kadar aynı işlemimi tekrar ediyorum. Hep aynı yere batıyorum. kaç olduğuna bakalım 2 4 6 8 9. ve son trabzanımı örüyorum 9 tane trabzanımızı ördüm 2 4 6 8 ve 9 şimdi zincirimizi saymaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6'ya batıyorum bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine ve aynı yere batarak buraya küçük bir yuva hazırlıyorum tekrar bir iki defa doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 giriyorum ikişer ikişer çekiyorum 2 i̇ki doluyorum iki dolayarak tekrar tıpkı buradaki gibi 9 tane trabzan olana kadar örelim 9 tane trabzanımızı ördüm sayalım 2 4 6 8 9 aşağıdan zincirimizi sayıyoruz 1 2 3 4 5 6'ya giriyorum 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Sık iğneyle battım. 5 zincirimi çektim yine aynı yere batarak küçük bir yuva hazırlıyorum. Tekrar iki defa doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincire giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. En sona kadar ördüm. 4 tane model üzerine çalışacaktık. Bakınız 9 tane trabzanım ördüm. En son artık batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bakın batıyorum. Sık iğnemle. Ve üzerinin rengi için gri ipimi alıyorum. İçinden geçirip 2 tane zincirimi çekip şöyle asılıyorum. İpimizi buradan kesiyoruz. Hep düz yönden öreceğimiz için buradan ipimi kestim ve devam ediyorum örgümün arkasını çeviriyorum hemen dibine batıyorum bakınız bu zincirimi dibine battım sıradaki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne batıyorum iki zincir aynı yere batıyorum bir sonraki trabzanıma bir tane sık iğne bir iki zincir aynı yere batıyorum bütün trabzanlarımın üzerine batıyorum. Sıradakine bir sık iğne, 1 ve 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir batıyorum. Bir tane sık iğne, 2 zincir aynı yere batıyorum. 8 tane olana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı ördüm hemen diğer tarafa geçiyorum bakınız buradaki örmüş olduğum 5 zinciri şöyle tutuyorum İlk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum bir tane sık iğne ve örüyorum 1 2 zincirimi çekip aynı yuvaya batıyorum yanındakine batıyorum 1 ve 2 aynı yere giriyorum İlerleyelim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'ini de ördüm. Şimdi bu 5 tane zincirimi şöyle geriye alıyorum. İlk trabzanım bakın şuradaki ilk trabzanıma gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Bir sık iğne. 2 zincir başlıyorum. Her bir trabzana bir sık iğne, 2 zincir örelim ve tamamlayalım. sıramızın sonuna kadar örerek geldim şimdi en son bakın trabzanımı ördüm kenardaki bir tane zincir çekerek batmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yere geliyorum batıyorum tekrar beyaz rengimi alıyorum beyaz rengimle ön yüzden örmeye başlıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradan yine gri renkli ipimi kesiyorum. Diğer taraftan devam edeceğiz. Şimdi buraya yarım model kuruyoruz. Bir tane bakın şöyle sık iğne ile batmıştık. Bir atlayıp iki defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 toplamda 3 tane ördüm bir tane daha ekliyorum yarıya bölüyorum 9'du 4'ünü ördüm Evet 4 tane trabzanımızı ördükten sonra kenar zinciri saymıyorum kenar zincirimle birlikte 5 oluyor bakınız 1 2 3 4 5 ama trabzanımız 4 burası kenar aşağı sırada örmüş olduğumuz trabzanlardan 5 incisine geliyorum 1 2 3 4 5 Beşincinin tam arkasına şöyle isterseniz buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin tam şöyle tepesine batıyorum. Buraya yeni yuva kuruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve kapatıyorum. İki defa doluyorum. Şuradaki yuvayı geriye alıyorum. Şuraya Bakınız 5 tane zincirimiz vardı. Buraya aldım. İkişer ikişer çekiyorum. Toplamda 9 defa dolduruyorum. Bir taraftan yeni yuvalar yapıyoruz. Bir taraftan da öncesinde hazırladığımız yuvamızı 9 trabzanla dolduruyorum. Bakın burada içerisine giriyorum. Hepsini aynı noktaya 5 tane ördüm. Devam ediyorum. Kaç olduğuna bakalım. 2, 4, 6, 8, 9. örüyorum. 9 trabzanımızı tamamladık baştaki yuvamıza yarım kurduk sonra 5. bir tane yeni yuva kurdum ve sonra 9 tane trabzan ördüm şimdi 5. sayıyorum şurada yapmış olduğumuz gibi yeni yuvamızı buraya kuruyoruz şimdi isterseniz arkaya çevirip sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 5. geliyorum batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip dibine batıyorum ve kapatıyorum. İki defa doluyorum. Buradaki hazırladığımız bakın şuradaki 5 zincirle hazırladığımız yuvaya girerek 9 trabzanımızı örüyoruz ve modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi sona doğru ilerleyelim. 9 ar kurdum. Yeni yuvamızı yaptım. Bitişimizi de birlikte yapalım. Başlangıçta olduğu gibi dört tane trabzan, bir tane de zincirimiz vardı. Toplamda 5 adetti. Bitişimizi de yine aynı sayıyla yapıyoruz. Yuvamı hazırladım. 5. trabzan arkasına iki defa tığımın başını doluyorum. Bitişime batıyorum ve başlıyorum örmeye. Birinci trabzanımı ördüm. 2. 3. trabzanımızı 4. trabzanımı örüyorum. Burada başlangıçta zincirle başlamıştık. Bitişte trabzan örerek bitiriyoruz. Yani toplamda 5 defa ördüm ve bitirdim. Şimdi gri renkteki ipimi alıyorum. Kirpiğimizi örmeye başlıyorum. Şöyle açalım. Son bitişi griğimizle alalım. Buradan beyaz renkli ipimi kesiyorum. Dibine batıyorum. Kenarımızı ve buradaki trabzanımın üzerine önce sık iğne sonra iki zincir. Önce sık iğne iki zincir aynı yere batıyorum. İki zincir. bu şekilde 3 tane 4 trabzana 3 tane ördüm burada da 9 trabzana 8 tane kepek örmüştüm ve şimdi buradaki 5 zinciri hiç dokunmadan ilk trabzana batıyorum şöyle buradaki ilmeğimizi küçültelim batıyorum 2 zincir sona kadar ilerleyelim son trabzanımıza varana kadar ördüm en son üç tane bakınız ördüm son olarak buradaki kenarla trabzanımın bağlantılı yerine gelerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum ipimizi kestik şimdi örgümüzün düz yönünü çeviriyorum şu kısma bakınız buradan başlayarak gitmiştim gri'nin tepesine giriyorum beyaz rengimi alıyorum beyaz rengimizle bir 2 tane zincir çekip aynı yuva içerisine giriyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz yuvamızın yeri vardı bakınız. Bu yuvamızın yerini şöyle arkaya doğru geçirelim ve başlayalım. Trabzanlarımızı örmeye toplamda 9 tane trabzan olana kadar örelim. Aşağıdaki gibi bakınız aynı şekilde modelimizi kurduk. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Diğer sefer yarım model, tam model. Şimdi tam modelimizin olduğu yerdeyim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son 9 trabzanımı kenardaki griğimin tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir zincir çekip bu noktaya tekrar batarak yeni yuvasını oluşturuyorum. Ve gri ipimi buradan alıyorum. Yeniden kirpiklerimizi bir sık iğne iki zincir şekliyle örüyoruz. Direkt trabzana batıyorum. Bir, iki zincir. Bu şekilde örerek büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi kurduk iki sıramızı birinci sıramızı tam ikinci sırada kaydırdım üçüncü sıra tam dördüncü sıra yine kaydırdık iki sırada bir değiştirerek istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın.